Bu başlığımızda 2010 yılında tüm dünyada yankı uyandıran, ülkemizdeki potansiyeli sebebiyle bizleri de heyecanlandıran kaya gazını ele alacağız. Nedir bu kaya gazı? Petrol, doğalgaz ve kömür en çok bilinen yani konvansiyonel yeraltı enerji kaynaklarıdır. Temel yapı ve oluşum süreci olarak birbirine benzeyen fakat üretim yöntemleri ve rezerv yapısı açısından farklılık gösteren yeraltı enerji kaynakları da bulunmaktadır. Bu kaynaklara ankonvansiyonel kaynaklar denir. Kelime anlamı olarak sıradan olmayan anlamına gelmektedir. Konvansiyonel olmayan enerji kaynaklarının başlıcaları kaya gazı, sıkı kum gazı, kömür gazı ve bitümdür. Dünyada ankonvansiyonel olan kaynaklar içinde en büyük rezerve sahip olduğu düşünülen kaya gazıdır. Kaya gazını bitüm, kömür gazı ve sıkı kum gazı takip etmektedir. Kaya gazının konvansiyonel gazdan farkı yer altındaki yapısı, yeri ve dolayısıyla üretim şeklidir. Petrolün oluşum aşamalarını hatırlayacak olursak, sedimenter kaynak kayadan göç eden gaz veya petrol, geçirimsiz bir kayaç yapısının altında birikmeye başlar. Bu geçirimsiz tabakanın altında kalan kısma rezervuar denir. Kaynak kaya içinde kalan, göç edemeyen gazaysa kaya gazı denir. Kaynak kaya içinde hapsolmuş olan kaya gazının hapsolmasının birkaç temel sebebi vardır. Birbiriyle bağlantısı olmayan veya çok dar bağlantıları olan gözenekli yapı bu hapsolmanın nedenlerinden biridir. Buna ek olarak adsorpsiyon denilen maddenin yüzeylere tutunması olayı da kaya gazının hapsolmasına sebep olmaktadır. Birikmenin miktarı da bu iki parametreye bağlıdır. Şekillerde görüldüğü gibi yeterli gözenekliliğe sahip ortamda gaz akışı sağlanırken, dar ortamlarda gaz molekülleri yüzeyleri tutunur ve hareket edemezler. Kaya gazı rezervuar yapısından bahsedecek olursak, petrol ve doğalgaz içeren çok ince taneli, shale, silt taşı, çamur taşı gibi sedimenter kayaçlardan, hidrolik çatlatma yoluyla gaz ve petrol elde edilen rezervuarlardır. Kaya gazı olarak Türkçe'ye geçmiş olsa da bazı kaynaklarda İngilizce'den esinlenerek shale gaz olarak da girmiştir. Shale öncelikle ince taneli kil minerallerinin küçük yaprakları ve kırıntılarıyla bazı diğer minerallerin ve kayaçların çok küçük kırıntılarının karışımını içeren çamurdan oluşmuş sedimenter kayaçtır. Alttaki skalada da görüldüğü gibi shale formasyonlar en küçük geçirgenliğe sahip rezervlerdir. Bir önceki slaytımızda rezervar kalitesi olarak en kötü olduğunu söylediğimiz şeyleri bu grafikte incelediğimiz zaman geçirgenlik ve gözeneklilik olarak konvansiyonel rezervuarlardan çok farklı olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Geçirgenlik konusunda konvansiyonel rezervlerle arasındaki fark milyon katları bulabilir. Nano boyutta geçirgenliğe ve düşük gözenekliliğe sahip oldukları için kaya gazı rezervuarlarından konvansiyonel yöntemlerle üretim yapılamaz. Kaya gazı yeni bir yöntem olarak bilinse de aslında yeni değildir. Petrol oluşum teorisi ortaya atıldığından beri kaynak kayada kalan hidrokarbon içeriği biliniyordu. Fakat petrol fiyatları ve henüz keşfedilmemiş konvansiyonel rezervlerin fazlalığı sebebiyle bu konuya çok eğilinmemiştir. İlk olarak 1821 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzeye yakın bir şehir formasyonundan ankonvansiyonel üretim yapılmıştır. Fakat günümüzdekine benzer olarak yapılan ilk çalışma 1981 yılında Teksas'ta yapılmıştır. Burada yapılan çalışma dünyaya örnek bir çalışma olmuştur. Kaya gazı üretiminde konvansiyonel kuyulardan farklı olarak rezervin özelliklerinde olmayan gözenekliliği ve geçirgenliği yapay yöntemlerle oluşturmak gerekmektedir. Bu yapay yönteme de hidrolik çatlatma denir. Hazırlanan sıvı karışım güçlü pompalar yardımıyla yüksek basınçlarda kuyuya enjekte edilir. Rezerv çatlama basıncının üzerine çıkıldığında çatlama başlar. Yapılacak üretim ve çatlatılan alan arasında doğru orantı olduğundan genellikle kuyular yatay kazılır. Ancak dik çatlatma kuyuları da mevcuttur. Kuyu dizaynı gaz içeriği bulunan fakat geçirgenlik ve gözeneklilik bakımından yetersiz olan shale formasyonunda planlanan maksimum alanı çatlatmak üzere yapılır. Kuyu sondajı esnasında ekstra bir işlem yapılmaz. Fakat çatlatma operasyonu için özel packerlar ve operasyona özel ekipmanlar kullanılır. Bu ekipmanları örnek olarak birbirinden farklı bölgeleri çatlatmak için tekrar tekrar ekipman inmek yerine tek seferde inerek bağımsız olarak farklı bölgeleri çatlatma imkanı sunan sliding sleeve malzemesi verilebilir. Hidrolik çatlatma esnasında yüksek basınçta enjekte edilen sıvının içeriğinde su ve propant denilen kum taşına benzer bir kimyasal vardır. Propant'ın kullanılma sebebi yaratılan çatlakların kapanmamasıdır. Operasyonda çatlatılan formasyonun özelliklerine göre farklı kimyasallar kullanılabilir. Çatlama öncesi farklı hesaplamalar ve simülasyon programları kullanılarak istenilen boyutlarda çatlaklar yaratılmaktadır. Kaya gazı üretiminde 5 temel aşama vardır. Bunlar doldurma enjeksiyonu, propant karıştırılması, yüksek basınçla enjeksiyon yani çatlatma basınç düşürülmesi ve enjekte edilen sıvının geri alınmasıdır. Kuyu kapalı olarak tamamlandıysa çatlama öncesi perfora işlemi gerçekleştirilir. 2010 yılında petrol fiyatlarının artmasıyla şirketler kaya gazı potansiyellerini değerlendirip üretime başladılar. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri yaptığı çalışmalar neticesinde 2012 yılında kaya gazı üretimini artırmış ve gaz alımını büyük ölçüde azaltmıştır dünyada en büyük kaya gazı rezervine sahip olan ülke Çin'dir. Fakat en yüksek üretime sahip ülke açık arayla Amerika Birleşik Devletleri'dir. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre 2040 yılında Çin ve Kanada başta olmak üzere birçok ülke kaya gazı üretimini arttıracaktır. Ülkemizde Doğu ve Trakya bölgelerinde kaya gazı potansiyeli olduğu düşünülmektedir. Fakat çalışmalar henüz başlangıç aşamasındadır. 2012 yılında TPAO ve Shell ortaklığıyla Güneydoğu'da ilk kez kaya gazı hedefiyle sondaj yapılmıştır. Kazanılan tecrübeyle beraber birkaç adet kaya gazı hedefli kuyu açılmıştır. Fakat kaya gazı üretimi olan bilinen bir kuyu bulunmamaktadır.